Bir sigara içilen alan mı? Işık Spesifik bir abla. mekandan mı bahsediyoruz yani? Şu an evet. Ya bu soru için evet. Sigara içilen alan. Hastanede olsaydı ölmeyecek miydi? Ölecek. Sigara içilen alanda olur. Sigara içilen alanda olur. İlk soru şu. O başka. Sigara içilen alanda. Gaz zehirlenmesi yani falan var. Hayır. Bir yerde olsaydı ölecek. Sadece adamın öldüğünü biliyoruz. Dedi. Ondan sigara sonra ilerleyen. Sigara bir yerde olsaydı ölecekti. Ve sigara içilmeyen bir yerde olsaydı sigara ölecekti. Içilen. Sigara içilen alanda olsa olsaydı ölmeyecekti. Söyle. Patlama var mı? Hayır. Hastanede sigara içilmiyor. Adam bir hastalıktan sigara dolayı içilen ölmüş. Alanda. Hayır. Okey, I see that. Bu adam bir şekilde ölecek çünkü. Evet. Demek ki sigara içilmeyen bir alanda bu adam. Evet. Sigara içilmeyen bir alanda mı öldü? Evet. Bu olarak mı öldü? Hayır. Bu iki alan birbirine yakın mı? Evet. Sigara nerede içilmez? Bütün iç mekanlarda içilmez. Ama hani hastanede mi öldü? Hayır. Adam okulda bir mı? Hayır. Adam havalimanında mı? Hayır. Adam birisinin yaptığı bir yanlışlıktan dolayı mı öldü? Hayır. Adam cinayet de değil, ne lan bu? Adam kapalı bir alanda öldüğü çok aşikar. Trende mi öldü? Evet. Evet. Oh. Bravo. Güzel. Evet, tren tuvaletine girseydi bir şey olurdu. Tren içine baskın mı yaptı bir tane adam? Hayır. Ölmeden önce öleceğini biliyor muydu? Hayır. Trende sigara içilen alan lokantası mı? Restoranı mı trenin? Sigara içilen bir vagon. Vagon. Sigara odası yani. Evet. Sigara vagonu mu yani bu? Evet. Adam zehirlendi mi? Ama orada ölmüyor. Tam orada olsa o vagonun arkasındaki vagonlar sigara içilmeyen vagonlar. Şöyle, vagon aslında kokuyor. Böyle bir mantık yok ama birazcık aklınıza otursun diye şu an kendim yazıyorum tamamen. Bir vagonda sadece sigara içiliyor, diğer vagonlarda içilmiyor gibi düşünün. O vagon... Sigara içilen vagon. Lokomotifin arkasındaki vagon mu? Hiç fark etmez. Tamam. Vagon mu? Kanka abimiz zehirlenerek mi öldü? Hayır. Vagon mu ayrıldı? Hayır. Tren kaza yaptı mı? Hayır. Adamın vücudu tek parça mı öldüğünde? Evet. Bu bir aşk, hikayesi mi? Kendi suçu yaptığı bir şey yüzünden mi öldü? Hayır. Biri mi öldürdü? Hayır. Adam bir şeyi görüp mü öldü? Eceliyle mi öldü? Hayır. Eceliyle mi öldü? Güzel soru. Ne? Eceliyle Hayır. mi öldü? Adam biri öldürdü mü? Cinayet değil. Adam bir şeyi duyup mu öldü? Hayır. Hayır, adam bir şey gördü, öldüyse biri onu vurması lazım diye düşünüyorum. Hayır dedik zaten onu. Fiziksel bir olay yaşayarak bir şey öldü yaptı. Bu adam. Hayır ama. Evet, yapsın ama. Evet. Yani ya kafasını masaya çarpıyor ya öyle bir şey oluyor. Tren. Hayır. Öyle cam, değil. Camları açılmayan kalp bir yerde mi geçiriyor? Evet. Camları yani açılmıyor mu? Adam yerde? Sigara içemiyor uzun süre, sigara bağımlısı mı? Hayır. Olduğu yer, öldüğü yerde camlar mı açılmıyor? Hayır. Öyle, onunla alakası yok. Alakası. Alakası. Kriz geçirmesinin sebebi bir dış etmen mi? Abi adam kalp hastası. Trende sigara içilmeyen bir vagonda oturuyor. Trendeki tek doktor sigara içilen vagonda. Kalp krizi ona yetişme. Orada olsaydı gayet. Aslında güzel hikayeymiş, fena, biliyor musun? Olabilirdi. Sen de bunu sor bir dahakine. Fena değil hocam. Bence doktor almak lazım. Televizyonu şey yapacağım. Yapmam. Kişimiz evli Hayır. mi mesela? Adam üzüntüden mi ölüyor? He? Adam üzüntüden mi kalp krizi geçiriyor? Kıskançlık yani mı? Dışarı... Bir dakika, bir dakika bekleyin. Tek tek sorayım. Bir düşüneyim. Yani tam olarak o ona mı denk geliyor onu düşünüyorum. Evet. Üzüntüden. Adam var. Evli mi? Hayır. Sevgilisi var mı? Hiç fark etmez. Aşk evli değil veya aşk sevgilisi değil var, mi? Alakası. Akrabalarıyla ilgili bir haber alıyor mu bu adam? Anne babası. Adamın bir sevdiği ölüyor mu? Hayır. Adam yaşlı mı? Fark etmez. Bu bir adam mı? O da fark etmez. Bu hikayede o kişiden başka ölen var mı? Hayır. O kişinin kaybettiği biri var mı? Olmadığı, Hayır. olduğunu bilmediğim. Yanlış trende mi? Hayır. Çok iyi soru. Adam bir şey görmedi, gördüğü için veya duyduğu için ölmedi değil mi? Tek tek sor. Bir şey gördüğü duyduğu için mi ölmüş? Buna ne mentalitede cevap verebileceğimi bilmiyorum. Yani. Ona yok dedin az önce zaten. Yok dedin ama çok yani, kıllı yok dedin. Duyduğu yani. Bir şeyden mi öldü? Hayır. Gördüğü bir şeyden mi öldü? Şahit olduğu bir şey. Bir şey söyledi. Adam şizofren mi? Hayır. Şahit Hayalet olduğu bir şeyden. Hayalet var mı burada? Hayır. Her şey %100 real life. Abi, şahit olduğu bir şeyden. Niye bir şey üzülüp herhangi bir kokudan dolayı mı? Hayır. Abi üç duyuyu saydım. Abi insan niye kalp krizi geçiriyor? Yorulabilir mesela. Korkabilir abi. Korkabilir, üzülmüş. Yorulabilir. Üzüntüden geçirmiş, onu bulduk. Çok küçük bir
şey vereyim. Verme. Vermeyeyim. Ver ya. Niye? Biri sonra dokunduğu için mi öldü? Hayır. Dokunma. Abi dört hissi de saydık şu an. Ama üzülmüş diyor. Eski eski geçmişiyle alakalı bir şey mi? Kalp krizi geçirmesine sebep olan şey mi? Evet. Evet. Geçmiş yani. Evet. Geçmişiyle alakalı bir şey gördüm. Geçmişiyle alakalı ama yani hani peki bunu çok da bağdaştırmayın. Tamam, peki bunu düşündü mü? Aklından geçirdi mi o geçmişi ölmeden önce? Hayır. Tamam. Geçmişiyle alakalı bir şey gördü ve öldü. Kalp krizi geçirdi. Parmaksız. Adama birisi vurdu mu? Hatırladı. Yani diyeyim. Buna ne evet ne hayır diye biliyorum çünkü. Neye? Ne? Peki gördüğü şey kafasında zihninde mi zihninde mi canlandırdı? Hayır. Bence şey görmedi de gördüğünü zannetti. Mi? Bakın. Adam ölmeden ya, önce nasıl, ona da yemin ederim nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Ha. Çünkü garip bir şey adam yani. Trende, fiil tam uymuyor. Adam trende yolcu mu, çalışıyor mu? Yolcu. Seni yormayayım. Sağ ol. Adam 20 saniye boyunca aynı yerde miydi ölmeden önce yoksa hareket etti mi? 20 aynı saniye yerde mi? Oturuyor mu? Oturuyoruz. Adam halüsinasyon mu gördü? Hayır. Biliyor adam ya, geçmişten bir şey hatırladı mı ölmeden önce? Hayır. Adam Alzheimer mı? Hayır. Adama geçmişten bir şey hatırlatıldı mı önce? Hayır. Psikolojik bir hastalığı var mı? Hayır. Bir tane püf nokta var. Az önce konuşurken Efe şey dedi. Ona bağlı şöyle bir şey oluyor dedi. İki ya tane olay var. Bir şeyi önemli bir şey bulmanız lazım. Hala bulmadınız mesela. Şimdi yeri bulduk. Trendeler. Evet. Ölüm evet sebebini bulduk. Kalp krizi. Evet. Sebebi üzüntü. Sebebi üzüntü. Bulmadığımız ne kaldı? Adamın tüm organları tam mı? Evet. Boşaklar falan yerinde yani. İyi. Hepsi. Tam takım. Adam böyle bir ilacını falan aradı mı ölmeden hayır önce? Adam trende doktor var mı? Fark etmez. Okay. Adam kalp hastası olduğunu biliyor mu bu arada? Adam kalp hastası değil. Kalp adam hastası sigara içilen alandan geçti mi? Fark etmez. Oraya doğru mu gidiyordu? Fark sigara etmez içilen alanda onu kurtaracak birisi mi var? Hayır. Dedim onu. Bu tamamen alanla ilgili bir şey mi? Evet. Sigara içilen alanın bir özelliği yani. Evet, adamın bir özelliği var. Havalandırmasıyla mı alakalı? Evet. Her taraf karbonmonoksit. Öyle, ya şöyle söyleyeyim. Şu an düşünerek bulabileceğiniz bir şey değil. Öncesinde bulmanız gereken şeyler var. Ya bir özelliği var ama öyle hani her ha, sigara bu içilen alanda da bu özellik var değil yani, anladın mı? Cam mekan mı her tarafı? Onu bir boş verin, hayır değil. Şimdi bizim başka bir şey bulmamız lazım. Adamın problemi neyi renkle miydi? Lazım? Hayır. Abi neyi bulduk? Bulmadığın adamın şey ne? Problemi kokuyla mı alakalıydı? Hikayeyi hayır mi bulamadık acaba? Bunda hikaye yok gibi gerçi. Çok. Evet, hikayeyi bulamadık. Bunda hikaye lazım. Var mı bunda var da bir hikaye? Var değil mi? Dur. Adam o trene yaşadığı yerden mi binmiş? Şimdi sen öyle şey yapınca... Ha? Yaşadığı yerden mi binmiş trene? Hayır. Olay Avrupa'da mı olmuş? Hiç fark etmez. Adam peki adam tatilde miydi? Hayır. Peki bu olay... iki kişi arasında değil de böyle beklenmedik trende bir kaza, bir durum gibi bir şey mi? Sordu bu olay kazayı iki kişi arasında değil. Bu olay sadece adamla alakalı. Peki, ama adam trende olan bir şey var mı? Adamın gördüğü şey... Bileyim, havalandırması bozulur, yangın çıkar. Yani trende olan bir şey var mı şu anda? Ha. Yok, tamam. Tren kaza, patlama vesaire bir şey geçiriyor mu? Yok, yok. O yüzden değil. Kanka, bu şey mi acaba? Cam salıyorum kırma şeyleri falan var ya, o yüzden mi? Bir şeyler hatırladım. Hiçbir şey yok. Ne? Cam kırma şeyleri var ya. Hiç fark etmez. Bu vagon trenin en son vagonu mu? Onu konuştuk galiba. Hikayeye odaklanalım. Fark etmez. Hikayeyle ilgili bir şey yok. Adam her gün bindiği bir tren mi? Hayır. O zaman yolculuk ediyor bir yerden bir yere. Evet. Adam nereden dönüyor? Hadi. Bunu adam işten mi dönüyor? Hayır. Tatilden mi dönüyor? Her gün binse işten dönmez. Ha? Tatilden mi? Tatilden. Ailesinin yanından mı? Hayır. Memleketten mi? Hayır. Sevgilisinin yanından. Hayır. Sevgilisi yok mu? Doktordan dönüyor. Yani Doktordan dönüyor. Bravo. Doktordan kötü bir haber alıyor. Hayır. Doktor sigarayı bırakmıyor. Adam doktor mu? Hayır. Yangın alarmıyla bir alakası var mı? Doktor adama sigara iç mi dedi? Hayır. Adam doktordan dönüyor. Adam kanser mi? Hayır. Bir hastalığı mı var? Onu mu öğrendi? Hayır. Ha. Kontrol. Adam doktora kontrol için mi gitti? Hayır. Ürün mü satıyor? Hayır. Adam doktora yanına birini mi götürdü? Hayır.
Adam doktora tedavi amaçlı gitti. Adam doktordan bir haber aldı mı? Hayır. Evet dediği şey neydi sen? Tedavi amaçlı. Adam öldüğünde sigara var mıydı elinde? Hayır. Adam tetkik yaptırdı mı? Doktorla aynı trendeler mi? Evet. Ya o şeyin aşamasını anlamaya çalışıyorum. Doktorla kim münasebetini. Ha kardeşim tamam tutukun. Onu bulmanız gerekiyor bu arada. Doktor da adamla aynı trene mi biniyor? Hayır. Adam normalde sigara kullanıyor muydu? Fark etmez. Adam hasta değil ama tetkikler yaptırıyor. Öyle mi? Evet. Hasta değil dedin çünkü. Hayır. Yani. Kalp hastası veya kanser değil. Süpereniyor mu adam? Evet. Başka bir hastalığı var. Var demek. Sigaranın iyi geldiği bir hastalık mı? Adam sporcu mu? Adam efor testi yaptırdı mı? Hayır. Kan verdi mi? Hayır. Kan testi değil, efor testi değil. Vücuttan... MR çektirmiş, MR. Sonra MR çektirdi mi? Adam doktordan dönüyor ama yani hani bu neyse söylemeyeceğim. Mutlu dönüyor, mutlu söyleme, mu dönüyor? Doktorun türü doktor mu? Sördür, doktorun türü mü? Hayır. Dişçi mi? Hayır. Estetik, estetisyen mi? Hayır. Kalp doktoru mu? Hayır. Dahiliyeci? Hayır. Ürolog? Fizyolog mu? Bevliyeci mi birader? Abi doktorun türünü her türlü buluruz sonra. Bak kaçırdığımız şey şu. Tamam, doktoruyla şeyi yakaladık. Kardiyolog. Tam bir doktorun evin, türünü bulsana. O sigara içilmeyen odada bir özellik var. Hani onu bir yerde kullanacağız ama çok alakasız şu an önce onunla. Önce hikaye dedi. Şey bulabilsek adam doktordan doktor, yapabilir. Ne doktor olduğunu mu? Bir bulsak herifin hastalığını bulsak. Evet. Tamam. İskeletle alakalı bir doktor mu? Ortopedi. Hayır. Doktordan aldığı haber adamla mı ilgili yoksa başkasıyla ilgili doktordan bir haber? Doktordan bir haber almıyor. Almıyor. Ama adam tetkik yapıyor. Kendi doktordan dönüyor. Kendiyle ilgili bir mesele var o yüzden her gün de oraya gidiyor. Adam doktordan her gün gitmiyor. Doktordan dönüp eve mi gidiyor? Evet. Adam doktora ilk defa mı gidiyor? Evet. Çok güzel. Adam evli değildi değil mi? Fark etmez. Tamam fark etmez. Tamam. Doktorun ona yapmamasını söylediği bir şey mi yapıyor? Trendeyken. Hangi doktoru saymadık biz ya? Adam göz doktoru mu? Doktor göz doktoru mu? Haydi. Nörolog? Evet. Göz doktoru. Yani. Optik. Evet. Göz adamın kulak göz sıkıntısı var mı? Kulak burun boğazcı mı? Hayır. Adamın gözleri bozuk olduğu için bir şey gördüğünü mü zannediyor? Hayır. Adamın gözleri bozuk mu? Adam gözlük mü takıyor ki? Hayır. Adamın görme sıkıntısı var mı? Evet. Lens mi? Hayır. Kör mü? Dur abi. Evet. Tamam adam kör doktordan geliyor. Sigara içilen onun yazısını görmüyor. Hikayeyi bitirmediniz hala. Adam kör. Bak, adam bir daha sordunuz mu? Bence. Tamam. Adam kör. Doktordan geliyor. Ve? Trene biniyor. Adam artık görüyor mu? Evet. Gözleri açılıyor. Tedavi oluyor. Diyor ki ben bu hayatı yaşamak o istemiyorum. O zaman aynen hayattan... Sen hatırladın mı dedin? Hayır. Başka bir şey hatırlamış. Karışma tokat atarım. Hayatın ne kadar iğrenç olduğunu görüp... Ya. Değil mi? Çok romantik oldu. O zaman sigara içilen olmayı söylenen bir yalanı görmeye başlayınca anlıyor adam. Hayır. Geçmişinde yaşadığı bir olayı görmeye başlayınca anlamlanıyor. Kör, doktordan geliyor, trende. Üzüntüden ölüyor. Gözü açıldı, gözü açıldı. Üzüntüden ölüyor. Ha. Kaçırıyorsun. Gördüğü bir şey üzülüp ölüyor. Onu da sordun mu? Hayır, gözü açıldı ya, eskiden görmediği bir şey gördü belki de. Onu soralım görmekle abi. Görmekle ilgili sorularda bu sebepten dolayı çok sıkıntı yaşadım. Efendim? Sigara içilmeyen alanda camlar kapalı mı? Yani adam bir şey görmesini engelleyen bir durum oradaydı da diğer vagondayken görünce mi üzülüp hayır. Kriz geçiriyor? Adam bir hayal kırıklığı yaşıyor mu? Hayır. Ha, görmeyle alakalı soru. Yani gözleri açıldıktan sonra. Hayır. Mesela gözlere bir şey yapılınca bayağı bir süre karanlıkta durması gerekiyor. Onunla beraber. Ölmeden önce iyi kör olur en fazla. Görmeden ölmeden önce hayal kırıklığı yaşıyor mu? Görmeyle alakalı evet. Soru. Ha? Tamam. Üzüntüden ölüyor zaten. Hani üzüntü oldum zaten. Yani. Görmeyle alakalı sorulara verdiğin cevaplar artık değişti mi? Hayır. Adam bir şey gördüğü için ölmedi yani. Evet. Hayal kırıklığı, göz açısı. Gözün neyle kısmı o zaman? Konuşturacaksın. Var işte demek ki. Yoksa ne olsun? Hayır diyor. Abi olmasa olur mu hikayenin içinde? Hayal ama kırıklığı yaşanacak gözlerle alakalı. Bunca zaman göremiyordum diye üzülüyor mu? Hayır. Adam yeşil rengi çok seviyordu da yeşil rengin çirkin olduğunu mu gördü? Şimdi kalp kriziyle bunun ne alakası var? Gözün ne alakası var? Üzülmüştür adam. Dolayı. Ben üzülürdüm yeşil ama rengi. Bir gün uyandığımda yeşil rengi sevmiyor olsam üzülürdüm. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Her üzüntüden kalp krizi geçirmezsin. Şimdi ne oldu? Bu adam bir sabah uyandı. Tamam. Ne yaptı?
Doktora gitti trenle. O gün büyük gün. Değil mi? Adam için. Ameliyat olacak. Evet. Ameliyat olmak heyecandan için mı kalp krizi geçirdi? Hayır, ameliyat olmak için doktora daha gitti ve doktor ameliyatı gerçekleştirdi ve gözünü açtı. Böylece adam her gün gidip geldiği, sık sık gidip geldiği doktordan geri dönmek için. Sık yok. Bir kere. Bir kere. Ya daha önce muayene gitmiş. Neyse, çok önemli bir. Trene tekrardan bindi. Tamam. Daha önce binmiş oldu. Tamam. Trene. Şu an neredeyiz? Trendeyiz. Evet. Hadi bakalım. Şimdi ve bu trene gidiyor? Daha önce binmişti. Nereye gidiyor? Daha önce binmişti bu trene. Ve görmediği birini daha gördü. Daha önce binmişti trene yok. Önemli değil. Görmediği birini mi gördü? Hayır. Öldüğünde tek miydi? Taktım şimdi. Yani tanıdığı biri var mı yanında? Hayır. Öldüğünde yanında olan kişiler. Öldüğünde yanında biri olup olmadığı gram fark etmez. Okey. Sinirlendi. Ha, nasıl bir hayal kırıklığı yaşadın? Spoiler vermek istiyorum. Kendimi zor tutuyoruz. Zormuş gerçekten ya. Ben geliyorum şimdi. Hikaye, adam, acaba hikayeyi anlattığında var mı kolay bir şey mi çıkacak? Hikayenin kendisi de zor mu? Çözüldüğünde kolay. Ayna var mı etrafta? Çözüldüğü için kolay olacak. Adam kendini mi görüyor mesela? Hayır. Buldunuz mu? Adam görerek mi hayal kırıklığına uğruyor? Gelseydiniz ya oraya. Hayır. Bak işte o çok... Adam duyarak mı hayal kırıklığına uğruyor? Adam hissederek mi hayal kırıklığına uğruyor? Koklayarak mı? Hatırlayarak. Yüzün var adam. Hatırlayarak. Fingere içine. Tamam. Zihinsel bir şey değil mi? Hatırlayarak da değil. E görmüyor, duymuyor, hatırlamıyor. Demek ki bir... Görerek ya bir şeyle karşı karşıya kalıyor olduğu yerde. Görür abla. Ya bir durumla. Bir ilaç yüzünden mi kaybettikleniyor? Ama bir dakika, tek vagon içilen vagon olduğuna göre bir durum değil. O vagonun özelliği o vagonun ne? Hayal kırıklığına nasıl uğradığını ben hala çözemedim. Ya adamın gözleriyle gördüğü bir şeyin ama sigarayla ne alakası olabilir? Görmüyor mu? Görerek hayal kırıklığına uğramıyor. Koklayarak, bilerek, hatırlayarak. Hayır, sigara içilmeyen. Hayır, kalp krizi geçiriyor da sigara içilmeyen yerde olsa adam, ne o fark edecek? Adam sigara içilmeyen yerde olduğu için ölüyor. Ona bağlarız. Sigara içilmeyen yerde kalp krizi geçirip ölüyor. Bu arada, buna da bir üzüntü sebep oluyor. Şu, öyle değil. Sigara bakın, içilmeyen yerde olduğu için ölüyor. Hikayenin böyle selameti açısından size şunu da söylüyorum. Bu hikaye şöyle düşünün, 1900'lerin başında geçiyor gibi düşünün. O zaman dumanlı tren mi? Hiç fark etmez. Onun için söylemedim. Sonunda anlarsınız ne için söylediğimi. Aşkla alakası yok hikayenin. O zaman pipo mipo var hikayede. Gaz kaçar. Adamın üstünde bir şey var mı? Baktığı, cebinden çıkardığı bir şey. Ölmeden önce mi? Evet. Hayır. Bir dakika, tütün meselesi olabilir mi mesela? Abi o 1900'e takılma sen şu an. Okay. Abi üzülmesin de görmek, duymak etkili olmadan nasıl üzülebilir ki bu adam? Hayal kırıklığına nasıl uğrayabilir? İçeriden bir şey tetikliyor mu? Hatırlamak da yok. İçeriden bir şey tetikliyor? Bir spoiler vereceğim, çok kolay olacak. Sordum hepsini. Yok olmaz, verme de. Kanka ama şeyi ben kavrayamadım. Görmüyor, duymuyor, hissetmiyor, dokunmuyor, hatırlamıyor ama üzülüyor adam. Soru sor. Adam gördüğü bir şey için mi üzülüyor? Onları hayır. Duyduğu bir şey için mi? Hayır. Hissettiği için. Gerisine full hayır. Ama bak. Beş duyu var. Görmek, dur. Kendisiyle ilgili bir şey için mi üzülüyor adam? Olmayan bir şeyi mi görüyor? Gördüğünü zannediyor. Halüsinasyon. Işte biraz daha güzel sor. Biraz daha güzel sor. Adam kendisiyle ilgili bir şey için mi üzülüyor? Evet. Tamamen. Bak abla, daha güzel sor dedi. Soruda bir şey var. Halüsinasyon gördük. Hayır. Görmek değil. Görmeyip gördüğünü zannettiği bir şey için mi üzülüyor? Daha güzel sor. Eskiden... Görüp... Adam manken mi? Hayır. Adam önceden yanlış anlama var mı? Kör olmadan önceden. Hiç fark etmez. Bak, yanlış anlama var mı burada? Ne gibi? Görüp yanlış anlıyor mu? Hayır. Gör. Ha. Bir daha sor. Görüp yanlış anlıyor mu bir şeyi? Evet. Ha? Evet, ona yürüyelim biraz. Tamam, görmeyle alakalı o zaman. Ya acaba adam... Öyle değil işte. Yanlış anlıyor. Tamam, görüp yanlış anlıyor. Görmemiş demek ki. Sadece yani görüp daha anlamamış. Önceden görmediği için gördüğü şeyi algılayamıyor ya da yanlış algılıyor. Yanlış algılıyor, evet. Evet. De yani bu sizin kafanızı daha çok karıştıracak. Bir şey diyeceğim. Bu peki böyle daha manevi bir, yani mecazi bir kelime mi? Hayır. Adam yıllar boyunca yaptığı bir şeyin yanlış olduğunu mu anlıyor? Hayır. Vay bok kafalı ya. Abi şöyle, mesela burada bir şey uçarken görüyor ama o kuş aslında uçmamış, o sinek aslında görüyor. Hayır, öyle değil işte. Bak kafanı tamam, karıştıracağım. Adam bir eylemi görüyor. Bu şey maddi anlamda anlattım yani. Abi eylemi mi görüyor? Bir eylem mi görüyor adam? Hayır.
Sigara içilen alanda da bu arada. Ama sigara içilen vagonun ya ne alakası var abi? Kör adamın sigara içilen vagonda ölmemesi çok. Adam birincisi kör değil şu an. Tam kör adam derken işte. Şey. Şimdi bak bir şey hele bir yanlış anlamı var. Gözleriyle görüyor ama gördüğü şey değil. Ya bu soruyu sormak bu kadar zor değil ya. Yarım saattir şu an. Oradan kolay herkes, herkes biliyor onlar da hayır, sorabilir. Çok yaklaştı sormuyor bir türlü ya. Siz de varsınız duyuyorsunuz. Sorsana oğlum. Aklımda her şey paylaşıyorum. Sen anlamıyorum ki senin neyin. Oğlum adam sinirlendi. Sen sormaya çalıştığını anlamıyorum. Benim de çok sinirlendi artık sor soruyorum. Neyi sormaya çalışıyorsun? Bir sorunu bir daha sorsana Batu. Gördüğü şeyi doğru mu algılıyor? Evet. Dur. Yanlış söyledim. Nasıl yani ya? Soru yanlış. Dur. Gördüğü şeyi doğru algılıyor. Yanlış algılıyor deyince kafanız karışıyor. Çünkü bu soru çok saçma ve değişik bir soru yani. Nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Adamın ne gördüğünü bir türlü bulamayız. Ne gördüğünü bulamayız da. Çünkü ne söylersem sizi yanlış yönlendireceğim. Somut bir şey mi görüyor? Sor. Adam bir şeyi görüyor da artık yanındaki birisi onun hala görmediğini düşünüp ona aga o öyle değil mi diyor. Yani mesela adama nah yapıyorlar. Adama yanındaki diyor ki kör ya nasıl olsa öyle biliyor. Diyor ki nah değil o nah değil kafanı seviyor falan mı diyor adama. Hayır. Ha adam kör numarasına devam ediyor olabilir mi? Hayır. Somut bir şey mi görüyor? İyi hikaye olmuş. Ha? Somut bir şey mi görüyor? Abi senin cevaplarından daha iyi ki. Bana ne olur ne görüyor diye sormayın Allah aşkına. Lütfen. Çünkü moderatör cevabı yok bu sorunun yani. Anladın mı? Cevabı yok. Evet anladım demek istediğimi de. Adam keşke öldürülmüş. Ya hem bunları sorma diyorsun hem soru bunun etrafında. Ya anasını diyorsun. Satayım. Bak. Benim sorunum doğrusu ne? Ver, laf sınırı geliyor. Durmuyor bir yerde. Verme de. Halüsinasyon mu görüyor? Onu değil. Bu soruyu 8 kere ya, sen sor kanka. Bırak sinirlensin. Bunun doğrusunu anlamayacağım. Evet evet ver. O bir anda şey patlıyor. Veririm. O sıkıntı değil de. Gerçi alakası olmaz. Bir sor abi ya. Sadece trene özgü. Mesela şimdi şey düşünüyorum. Körlük, karanlık. Görmek. Karanlık. Tren tünele mi giriyor abi? Karanlık. Çok önemli şu an. Tren tünele giriyor. Bravo. Tamam. Bravo. Of. Tren tünele girdiği için. Bravo. Kör olduğunu tekrar zannediyor. Tekrar kör olduğunu zannediyor. Evet. Sonra. O yüzden hayal kırıklığına mı? Sonra üzülüyor, korkuyor. Evet. Ve korkuyor. Kalp krizi geçiriyor. Şimdi bunu sigara içilen yerde. Sigara içilen yerde ışık olur. Işık evet. Çekiyor abi. Bravo. 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 Evet. Tebrik ederim. Sen çözdün. Bravo. Peki, bak düşündün abi. Evet deminden beri Yunus düşünüyorum. Yunus abi çok iyi yapıyor bu işi ama. Hayır, evet abi, karanlık, körlük filan. Tek beklediğim sizden şu. Adam gördüğü bir şey için mi? Hayır diyor size. Çok vurgu söylüyorum. Şunu sormanızı bekliyorum. Görmediği bir şey yüzünden mi kalp krizi geçiyor anladın mı? Onu sormanızı bekliyorum. Aa işte aklıma çünkü geldi. Şöyle oluyor. Tren tekrardan adam ameliyat olmuş. Gözleri açılalı zaten 2 saat olmuş. Tren dönüş yolunda tren tünele giriyor. Ve adamın bir anda dünyası tekrardan kararıyor. Anladın mı? Trenin içinde hiç ışık mışık yok mu? Ne o yüzden o size kadar. 1900'ler infosunu verdim zaten. O kadar da şey yapmayacaksın hikayeyi canım. Anladım. Bazı şeyler. Telefon, cart, curt. Anladım. No. Anladım.